Şelifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik istemeyen, kıvrılmayan yapıda bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 17 ilmeğimi şişime attım. 3 numaralı şişle anlatımına başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım, ön yüzdeyim. İlmeklerimi bir sıra düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu modelde ilmek alış şeklinizi benim gibi olmasını tavsiye ederim. Bu şekilde önden girerek ilmekleri düze çevirin. İlk sırayı ön yüzden düz olarak tamamladım. Örgümün şu anda arka yüzündeyim. Ve bir sıra daha ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak iki sırayı tamamlamamız gerekiyor. Biraz kalın dokulu olan bir örgü. Kışlık örgülerde kullanabilirsiniz. Şimdi iki sırayı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpim arkada iken bir tane ilmeği örmeden atlattım. İkinci ilmeği düz ördüm. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Bu şekilde bir tane atlatıp ikinciyi düz örerek sıra boyunca devam ediyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bu sırada tekrar örmeden atlattığım ilmekleri ipimi ön taraf alarak örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmekleri düz örüyorum. Bakın burası örmeden atlattığım ilmeğim. Bunu tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Aynı ön yüzde olduğu gibi arka yüzde de örmeden atlattığımız ilmekleri tekrar atlatıp aralardaki kalan ilmekleri düz olarak devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra boyunca atlamadan düz olarak örüyorum. Bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlem kendini göstermeye başlıyor. Dediğim gibi çok kalın olmasını istemiyorsanız orta kalınlıkta veya ince ipler kullanın. Ya da kışlık örgülerde iyi bir tercih olacaktır. Kalın dokulu bir örnek çünkü. Ön yüzden tekrar hepsini düz olarak tamamladım. Bu defa örgümün arka yüzündeyim. Arka tarafta ilmeklerimi tekrar bir sıra düz olarak örüyorum. Her modelin arasında bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde tekrar düz olarak boşluk veriyoruz. Sıra boyunca hepsini tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada bir önceki sırada yaptığım modeli kaydırmam gerekiyor. Bunun için kenar ilmeğini alıp ilk ilmeği örmeden atlamıştım bir önceki modelde. Ama bu defa ilk ilmeği düz örüyorum. İpim arkadayken ikinciyi atlatıyorum. Böylece modelimi kaydırmış oldum. Aynı şekilde bir ilmek düz, bir ilmek atlatarak devam ediyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum.
İlk ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İpim ön tarafı alıyorum. Bakın bu ilmek örmeden atlattığım ilmek. Bu ilmeği arka sırada da örmeden atlatıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden atlatıyorum. Burada örmeden atladığımız ilmek bu şekilde kendini gösteriyor. Aynı ilmeği arka tarafta da tekrar atlatıyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Hemen tekrar arada haroşa sırasını uyguluyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Hemen düz sıraya gidince bakın model kendini gösteriyor. Çok ince şişlerle örmeyin. Orta kalınlıklı şişlerle modeliniz daha belirgin olacaktır. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Önünüze geçince bu ilk başlangıçtaki modeli uyguluyoruz. Ama her defasında dediğim gibi modeli kaydırarak örgü boyunca devam ettiriyoruz. Modelimin ilerlemiş görünümü. Lastik istemeyen, kıvrılmayan yapıda bir model. Burası da örgümün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.